Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş gösterişimiz. Kanalımız tıklanlar, ekranımızda bulsun. İyi Partiye Türkiye Milli Maarif Ministerliğini Uygur İlibbası hakkında kattık ayıpladı. İYİ Partiya Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral Türkiye Milli Maarif Ministerliğinin Uttur Mektep Okuşluk Kitabı'a Uygur İlibbası deb, İsrail'e işiltibatkan İbrani İlibbası'nı neşir kılgallık hatalıkının kubul kılınmaydıgallıkını bildirdi. İbrahim Halil Oral Milli Maarif Ministerliği Derslik Kitabı Süpitede neşir kılgan Uttur Mektep ve İmam Hatip Uttur Mekteplerinin 6. yıllıkı İctimai Bilimler Kitabı'a kirgüzgen Şarkı Türkistan'da işiltibatkan Uygur İlibbası deb tunuşturulgan mezmunga İsrailiyede işiltibatkan İbrani İlibbası'nı neşir kılgallıkını Türkiye parlamentinin kün tertibige ilip girdi. Oral mezgur temiga alakadar hükümetki yollagan sual mektubini Milli Maarif Ministeri Ziya Selçuk'nun cevaplışı üçün mecliske evetti. Şundaqla ictimai uçur vasıtlarda bununla alakadar bayanatlarda boldi. İbrahim Oral bayanlarıda Milli Maarif Ministerliği Uttur Mektep Ders Kitaplarına Uygur İlibbası deb İbrani İlibbası'nı besipti. Ve bunu addi işe okuştup hatalık bopkaptı deb bayanat verdi. Şarkı Türkistan'daki zulümünü körmeski selibatkan hükümet meselenin üstünü yapmakçı buluvatıdı diğerlerini bildirdi. O sözünün devamında tili, medeniyeti ve dini biz bilen bir bulgan Uygur Türkleri kıyırındaşlarımızın ilibbesini One Minute Edebiyatı kılınan devletinin ilibbesi bilen arlaştırıp koyuş, kandak divanlıkının neticesi. Bunu bilişini halaymız. Bu mesele asla mundaklı ötüp gitidigan mesele emez. Yaş nesillerge ziyan keltirudu. Google'da ilibbe izdep aldığı çıkan tuncu resimli ilibla derslik kitabı kürgüzgeller, bunu kontrol kılıp tekşürmegeller, ve okuguçlarga tarqatqanlar bunun bedelini tölüşü gerek. Milli Maarif Ministerliği başta Uygur qeyrindaşlarımızdan başlap okuguçlar ve onlarının ailelerden keçürüm soruşu gerek. Biz bu meselenin takipçisi bölümüz. Sayın milletvekilleri, dijital hizmet vergisi kanunu hakkındaki görüşlerimi açıklamadan önce dün verdiğim bir soru önergesi hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Birkaç gündür basına yansıdığına göre Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaokullar ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 6 ders kitabı adıyla yayımladığı ve okullara dağıttığı kitapta bir felakete imza atmıştır. Kitapta Uygur alfabesi başlıklı bölümde Uygur alfabesi yerine Yahudilere ait olan İbrani alfabesi basılmıştır. Kitaba basılan görselin kaynağını da tahmin etmekte güçlük çekmiyoruz. Google'a Uygur alfabesi yazdığımızda karşımıza çıkan ilk görsellerden biri bu hatalı basılan alfabe oluyor. Google'da kaynağı belirsiz bilgileri toplayıp ders kitaplarına basan Milli Eğitim bu durumu da sehven yapılmış diye geçiştirmeye çalışıyor. Bu durum asla kabul edilemez. Bu sorumsuzluktur, vurdum duymazlıktır ve aymazlıktır. Kıymetli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın One Minute edebiyatıyla sürekli gündemde tuttuğu İsrail'in kullandığı alfabeyi dili, tarihi, kültürü, dini ve kanı bizimle aynı olan Uygur Türk'ü kardeşlerimizin alfabesi gibi çocuklarımıza okutmaya kalkmak milli ve insani bir faciadır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk bu hatayı düzeltmeye, hatanın müsebbiplerini cezalandırmaya ve hem Doğu Türkistan'ın soydaşlarımızdan hem de kitabı okuyan öğrenciler de velilerden özür dilemeye davet ediyorum. Tötüncü növetlik Şarkı Türkistan Stratejiye Müzakirisi Gollandiya'da başlandı. Şarkı Türkistan Stratejiye Müzakirisi'nin tötüncü növetliki tünügün Gollandiya'nın Amsterdam'da başlandı. Uygur Tatkikat İnstitutu tarafından uğurlaştırılıp gelibatkan Stratejiye Müzakirleri yığınının bu kıtımlıkı tünügün Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti'nin sahip halıqı da başlandı. Yığında Şarkı Türkistan davasının özgürvatkan dünya siyasi de kandak ve kayısı baskuşlar bilen elip berilişi gerekliki müzakirge koyuldu. Yeni bir taraftan bugün 16. noyabr Amsterdam'da Şarkı Türkistan meselesi muhakeme yığını başlandı. Muhakeme yığınını Gollandiya Türk İslam Kültür Cemiyetleri Birleşmesi, Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti birlikte teşkil edildi. Yığınğa Türkiye Cumhuriyeti'nin Amsterdam'da turuştuk muavin baş konsulu
Dini işler meslehatçisi, Amsterdam vekilleri, siyasi partiya ve teşkilatlarının vekilleri, bir türküm Türk halkı şundakla Uygur teşkilat rehberlerden Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan, Dünya Uygur Kurultayı reisi Dulkun Aysa, Muavin reisi Doktor Erkin Ekrem Katarlıklar iştirak kıldı. Muhakeme yığınında Hidayetullah Oğuzhan, Dulkun Aysa ve Doktor Erkin Ekrem Katarlıklar ayrım ayrım halda Şarkı Türkistan'ın hazırkı vaziyetini, Xitayning Şarkı Türkistan'da yürgüzüvatkan bastırış, kırgın kılış kılmışlarını, Şarkı Türkistan davasının hazırkı ehvalini muhakeme süpütede umumlaştırıp oturuğu koydu. Bu yıl Qaraqaşdan 38 mingga yakın kişi öz yurtidan sürgün qilindi. Xitay xabar manbalarida ma'lum bo'lishicha Qaraqaş noyisi atalmış ishqi o'rinlashtirish nomi bilan bu yıl 37464 kişini öz yurtidan sürgün qilgan. Xabarda Qaraqaş noyisining namratlarini ishqi o'rinlashtirishni birinchi o'ringa qo'yishda boshdan oxir ching turish xizmatini davomlashtirib kelganligi. 2019 yili 9 ayining oxirigacha Qaraqaşdan 5-chi emgak kuchi bahonasi bilan 179,000 adam qatim şehir yezigi yotkap işqi o'rinlashtirish xizmatini o'rinlaganligini. Bunun ichida Xitoy o'lkalari va shaharlarda 3698 kishining işqi o'rinlashganligi. Sharq Turkiston ichida yotkap işqi o'rinlashtirilganlarning sonining 109,077 kishi ekanligi, namratlarni yo'lash sexida işqi o'rinlashganlarning sonining 6249 ga yetadiganligi. O'z joyida yoki yaqin atrofga işqi o'rinlashtirilganlarning 16540 yetkanligi bildirildi. Turan Şiiriyet Muhakeme Yığınında Uygur Yaş Şair mükafatlandı. 13. noyabrdan 16. noyabrgacha Türkiye'nin Edirne'de ötküzülgen 13. qitimliq Türk Dünyası Şiiriyet Muhakeme Yığınına Sutuk Buğrahan İlim ve Medeniyet Vakfının tanıştırışı bilen Uygur şairi İmran Abdıgani Sadai teklif kılındı. Türkiye'nin sahipkallığı da 3 yılda bir qitim ötküzüldüğün Türk Dünyası Şiiriyet Muhakeme Yığınına 30 devlet ve rayonlardan kelgen şairler iştirak kılgan bulup, Şarkı Türkistan halkıga vakaleten şair İmran Sadai mu iştirak kıldı. Şair İmran Sadai muhakeme yığınında Türkçe yurtum kaldı, Uygurca Çıllıgayman namlıq şiirini diklamasiya kıldı. Bulup mu sahneye çıkıp, sahnedeki plakatlar içinde Şarkı Türkistan'ın ay yıldızlık kök bayrağının bolmağalıqıdın, könlünün yerin bolğalıqını. Bundan kiyinki Türk dünyası muhakeme yığınında Türklerinin atı yurtu Şarkı Türkistan bayrağı mı oğrun belişin talep kılışı, sorundakilerinin dikkatini kozgıdı. En zor mücadeleleri sürdürmekte olduğumuz ve büyük acılar hala yaşamakta olduğumuza rağmen hakikaten çok üzgünüm ve şu afişlere de gök bayrağımızı göremeyince yani biraz da daha da üzüldüm ve sizlere de o gök bayrağımızın Doğu Türkistan'ın Türklerin atayurdu olan o memleketin o bayrağın afişlere de olmasa da her zaman gönül denen bir mekanda olduğunu temsil etmek istiyorum. Ve kendi milletime vekaleten burada olduğumdan gurur duyuyorum. Yığındinkin Türkiye Yazıcılar Cemiyeti'nin reisi Musa Duman İmran Sadai bilen ayrım görüşüp keçirim sorunallığı. Hem de ilgiri Türk Dünyası Şiir Muhakeme Yığını'nı iştirak kıldığan birer Şarkı Türkistanlık bulmağallığı sebebiden Şarkı Türkistan bayrağı koyulmağalıqını, bundan kiyinki yığınlarda Şarkı Türkistan bayrağıga alahide oorun berdiğanlıqını bildirgen. 18 yaşlıq talantlıq yaş şair İmran Abdıgani Sadai yeşinin kiçikligige qaramay nurgun xalqaralıq şiir muhakeme yığını şiir diplomasiya musabıqasiga uyğurlarga vakaleten iştirak qılıp közgü körünerlik neticeler qolğa keltirgen. Yurtum Kaldi namlıq şiiri Kültür Sənət Ədəbiyyat Jurnalı təsdiqlanğan mükafatqa erişkən və bir qancı parça şiiri məzkur jurnalda elan qılınğan. Aldınqı həftə ötküzilgən xalqaralıq Nadi keçisdə Şərqi Türkistanğa vakalətən şiir oquğan. Yaş şair yana Damla namlıq şiirlər toplumunu nəşr qıldırğan bulub şiir icadiyyat sahəsində alğı ilgirləməkdə. Xitay ölkələrindəki azğını uyğurlarının normal həyat keçirişi tosalğığa uçurmaqda. Zimistan Toru'nun 15. noyabrdaki haberde bildirilmişçe, Xitay ülkelerde yaşavatkan az sandaki Uyghurlarımı irqi kemisteş ve nazarat kılışkı uçurgan bulup normal hayat keçirişi tosalgıgı uçurmaqta. Haberde görsülüşçe, Xitay ülkelerde yaşavatkan az sandaki Uyghurlar terörçü dep karılıp, her bir iş hareketini sakçıga malum kılışı gerekliki. Haptede bir qitim sakçıganıga telefon kılıp duruşu gerekliki buyurulgan. Telefon kılmağallarga iğir cerimanı koyulgan.
yerlik fuqarolarning Uyg'urlarga uy ijara berishi asosiy jihatdan mumkin emas bo'lib, agar ijara bergan taqdirda uy egalari saqchilarning kelib to'xtamay avari qilishiga uchirgan. Ba'zi Uyg'urlar uydan majburiy ko'chirib etilgan. Shundaqla ularni Xitoy o'lkalarida savdo qilishga ham ruxsat qilmagan. Xitoy o'lkalarida Uyg'urlarning chatkiqi qilishi yangilik emas bo'lib, uzun yillardan beri bu masala izchil mavjud bo'lib kelmoqda. Ammo Sharq Turkistonda jazo lagerlari ta'sis qilinib, Uyg'urlarga terrorchilik qalpiqi kiydirilgan necha yildan buyon Xitoy o'lkalaridagi Uyg'urlarni chatkiqi qilish, irqiy kamsitish qilmishlari qonuniy asosga ega qilingan. Amerika palata a'zosi Yevropa bilan Amerikani birlikda Xitoyga qarshi turishga chaqirdi. Yangi davr vaqti to'g'rining xabarida bildirilishicha 12 noyabr Amerika aql ambiri markazining strategiya va xalqaro tadqiqot yig'inida Amerika palata a'zosi James Risk Amerika bilan Yevropani birlikda Xitoyga qarshi turishga chaqirdi. U so'zida Xitoyning butunlay kommunist partiyaning kontrolligida ekanligini, shuning xalqarodagi faoliyatlarining Xitoy kompartiyasining ideologiyasini asos qildiganligini, Amerikaning qarshi turayotganining hargizmi Xitoy xalqi emasligini bildirdi. U yana Xitoyning o'zining boshqarish siyosatini oqlash uchun aqlli kishilik huquqlariga o'z maylicha ta'bir berganligini, bo'libmi Uyg'urlarni keng ko'lamlik tutqun qilishda texmo gavdilik bo'lganligini bildirdi. James Risk yana Yevropa davlatlarini Xitoyning eng cho'ng pan texniki shirkati bo'lgan Huawei'ning mahsulotlarini ishlatmaslikka chaqirdi. Hidoyatulloh O'g'izxonga chuqur ma'nilik sovg'at taqdim qilindi. 14 noyabr Harakat va Adolat klubi Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulloh O'g'izxonga sovg'at taqdim qildi. Hidoyatulloh O'g'izxon Harakat va Adolat klubi o'rinlashtirgan Sharq Turkiston qarindoshlik faoliyatiga taklif bilan qatnashgan bo'lib, klub Sabit Abdulbaqi Damullamga atab bir dona ko'chat taqdim qildi. Hadiya taxtiga munolar yozilgan. Sovg'at qilingan ko'chat Istanbul Baykoz ko'llik yezisining ko'kartish maydoniga tikildi. Sovg'at qilingan ko'chatning umidlaringlar bilan birlikda ko'klishini tilaymiz. Texmo go'zal bir dunyo qurib chiqish uchun o'rinlashtirgan xizmatlarga hamdamda bo'lganligingiz uchun rahmat aytamiz. Erkin Samet'ning o'ldirilish vaqasiga chetishliq 4 gumondor tutqun qilindi. Turkiyaning Istanbul shahridagi bir mehmonxonaning choyxonasida etib o'ldirilgan Erkin Samet ismli Uyg'ur tijoratchining delosiga chetishliq 4 gumondorning qo'lga olinganligi ilgari surildi. Turkiya taratqolarining Türk amallik organlaridan naql keltirishicha vaqaga chetishliq 3 nafar gumondor Turkiyaning Adana shahrida yana bir gumondor Istanbulda qo'lga olinib, adliya organlarining bartaraf qilishiga topshirib berilgan. Bu vaqtdagi xabarlarda gumondorlarning bu jinoyatni sodir qilishda $1000 haq olganligi ilgari surilmoqda. Navbatda Erkin Samatning o'ldirilish sababi va gumondorlarning orqasida kimlarning borligi yana bir sir. Turkiyadagi internet xabari nomli bir tor betining ilgari surishicha Vaqadan keyin Hüseyin Ahmet Alif, Abdullah Anwar, Ali Esebih isimlik 3 gumondor Adana shahrida qo'lga olingan bo'lib, ularning yenidan soxta kimlik belgilari chiqqan. Ilgirki xabarlarda gumondorlarning ikkisining Qirg'iziston fuqarosi, birining suriyalik ekanligi ilgari surilgan edi. Lekin keyingi xabarlarda ularning uchilisining qirg'iz ekanligi, gumondorlarning yenidan suriyalik ekanligiga doir soxta kimlik topilganligi Gumondorlar Istanbulga elib kelinib so'roq qilingandan keyin Nur Muqomat ismli yana bir gumondorning jinoyatda ishlatilgan tapanchi bilan qo'lga olinganligi ilgari surilmoqda. Ma'lum bo'lishicha Erkin Samet ilgari Qirg'izistonda shirkat qurib, tijorat bilan shug'ullangan ekan. Uning o'ltirilishi Qirg'iziston taratqolarida qattiq qo'zg'oluq qo'zg'agan. Ba'zi taratqolar uning Qirg'izistondan chet el bankisiga nurg'un miqdorda dollar yotkiganligini ilgari surgan. Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekov bu vaqa sababli 12 noyabr Qirg'izistonning Istanbulda turishliq bosh konsulini vazifasidan olib tashlagan. Navbatda Turkiya amallik organlari vaqaning sababi va uning orqasidagi kishilarni tekshirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotidagi mutaxassislardan Xitoyga kutilmagan tanqid keldi. Kishilik huquqni ko'rsatish tashkilotining 14 noyabrdagi xabarida bildirilishicha Bu ayning 5-ida Birlashgan Millatlar tashkilotidagi bir turkum mutaxassislar Xitoyning atalmish terrorlikka qarshi turish qonuniga qarata burun ko'rilib baqmagan baholash dokumentini e'lon qilgan. Jimjit e'lon qilingan bu baholash dokumentida Xitoyning terrorlikka qarshi turish bahonasi bilan Sharq Turkistondagi xalqning aqlli huquqlarini dafsanda qilganligini, milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini xohlagancha tutqun qilganligini tanqid qilgan.
Bahalash dokulatida Xitay dairelerinin normal dini faaliyetlerini mo terörlük qatarda bastırganlıqı. Xalqni hiç qandaq sotlu masallar zor kölemde tutqun qılganlıqı, biologiyalik məlumatlarını toplaganlıqı körüsüp ötülgen. Dokulat yana Xitayning terörlükü qarıştırış qanununun xalqaralıq qanun tüzümlerge xilap ikenliki. Xalqning aqalli hukuklarının tizlikte əsligi keltirilişi gerekliki təkidlengen. Xabarda Birleşken Milletler Teşkilatı'daki mutaxassislarning bu baha dokulatının Şarkı Türkistan'daki bastırış siyasetine karata halkaralık narazılıkların küçüğe geldiğini ve Xitay'nın yeni bir besimi duş kilidigallıkını bildirdigallıkı körüsüp ötüldü. Tayvan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık meblağ salıdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilirse, Tayvan taşkı soğudu işlerini terakki kıldırış kengişinin başlığı Walter Yeh, Tayvan'ın Türkiye'ye silivatkan meblağlarının dairesini kengayeti vatkallıkını tekitlep mundaq dedi. Tayvan'ın en çok polat işlep çıkarıcıları Katar'dan oran alan şirketimiz, Koca Ali'de 100 milyon dolarlık bir polat zavodu kuruş hizmetini işgi görüştürüş aldı durvatıdı. Şunu alaydı tekitlep ötümen ki, Tayvan bilen Türkiye otursu da elektron, avtomobil ve sanayet sahası da muhim hemkarlık fırsatları var. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki programımızda görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eydim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.